Efendim Tele1'desiniz, iyi akşamlar. Her hafta söylediğimiz gibi iktidarın gündemine göre konu hazırlayan programlardan sıkıldıysanız ayrıntılara siz de hoş geldiniz. Çünkü önümüzdeki günlerde zannediyorum TRT'nin tek yayın yaptığı günlerdeki gibi tek kanala dönmüş olacağız. Her şey tekleşecek. Her hafta olduğu gibi Emre Aysever'le yine birlikteyiz. Hoş geldiniz Emre Aysever. Hoş bulduk. Bu hafta çok deneyimli bir ismi ağırlıyoruz. Ercan Karakaş bizimle. Sosyal Demokrasi Vakfı Onursal Başkanı, Kültür Bakanlığı yapmış. Yani bugün fazlasıyla siyasi deneyimlerinden faydalanacağız kendisine. Hoş geldiniz. Hoş. Tüm konuları da sizinle konuşacağız. Ancak önce İYİ Parti ile bir başlayalım mı? Bu başlayalım. Hafta çok gündem oldu. Ne oldu? Şişli'ye bir konuşmaya gittiniz. Bir anda bütün gündem acaba CHP bir ittifak hazırlığı mı yapıyor? İYİ Parti'nin Şişli örgütünden bir davet aldım. Dediler ki her salı günü bir konuk kabul ediyoruz. Türkiye'nin çeşitli meselelerinde onu dinliyoruz, sorular soruyoruz. Böyle bir programımız var. Bize katılır o gece toplantıda işte Türkiye'de olup bitenleri, seçimlerde ne olacak, bu yeni çıkan bu seçim yasası konuda fikirlerini söyler misiniz dediler. Biz böyle deneyimi olan insanları çağırıyoruz dediler. Gittim, bir saat kadar bir konuşma yaptım. 15-16 soru geldi, onları yanıtladık ve ayrıldık. Hepsi bundan ibaret. Fakat bir internet gazetesinde Ercan Karakaş İYİ Parti'de başlığıyla bir küçük haber yapılmış. Tabii o başlığı okuyanlar başka şey anlıyormuşlar. Telefonlar, arayanlar, soranlar. Böyle bir durum. Yani biraz da üzücü bir durum. Çünkü yani benim siyasette nerede olduğum çok öyle kısa bir sürede değil. Neredeyse Türkiye'deki siyasette 30 yılı aştık. Yurt dışında var 10 yıl kadar. Parti siyaseti ve sosyal demokrasi siyasette. Bu bilinen bir şey. Ayrıca şöyle bir fikrim var. Enver de herhalde kabul eder. Yani bir insan kendisini solda görüyorsa, solun hangi rengi olursa olsun, o insanın gidip de o solun değerleriyle, ilkeleriyle taban tabana zıt olan başka bir sağ partiye gitmesi falan, bu yalnız o kimsenin itibarını yitirmesine neden olmuyor. Aynı zamanda geniş halk kesimlerinin siyasetçiler olan inancını da zayıflatıyor. Zaten halkın bir kesiminde bu var. Ya bunların hepsi aynı şeyi yapar. Bunlar çıkar peşinde gider diye bir şey var. O yüzden ben özellikle Türkiye koşullarında da kendini sol diyen, hangi rengi olursa olsun bir partiden bir sağ partiye gitmeyi öteden beri hep reddetmişimdir. SHP, CHP, DSP varken gidiş gelişler olmuştur. Biz de CHP'den bir süre çok önemli insanlar ayrılıp başka bir parti girişiminde de bulunduk. Bunlar olur ama daha sol bir parti girişimi. O yüzden çok yaralayıcı bir şey oldu. Yani Ercan Karakaş İYİ Parti'de diye buradan da duyurmuş olalım. Tabii bizi iyi tanıyanlar, beni iyi tanıyanlar buna inanmıyor zaten. Ama yine de telefonlar geliyor. Türkiye'nin dört bir tarafından, yurt dışından. Bazen şöyle komiklikler oluyor. Abi nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hani derler de daha ne var yok. Dedim tamam sen bir şey sormak istiyorsun. Sor bakayım. Yani böyle bir olay yaşadık. Ama şu iyi. Bazı gazeteciler, tanıdığım dostlar da o haberi yapan internet gazetesine tweet atmışlar. Onları da gördüm. Bunu yapmamalıydınız. Bu dürüst bir hareket değil. Bu kişiye karşı yapılan diye uyarmışlar. Tabii şimdi hemen madem böyle bir parantezle başladık. Önemli bir parantez. Siyasette insanların iç içe ya da parti arasında geçişler hangi kriterlerle olur meselesi. Ercan Karakaş'a benim bile bildiğim kadarıyla yanlışım varsa düzeltsin. Adalet ve Kalkınma Partisi dahil olmak üzere sağ partilerden dönem dönem ya bize gel güç ver dedikleri oldu değil mi? Olmuştur evet oldu. Dolayısıyla bu aslında Türkiye'de özellikle Özal türü dört eğilimi falan bir araya getirirsek tek başımıza iktidar oluruz tezini öne süren yapılarda ki o liberal merkez sağ partilerin daha çok denediği yapılardır. Bunlar oldu. Burada sorun teklif giden kişinin teklifi aldıktan sonraki takındığı tavırdır. Ercan Bey nazik bir insan ama ben bir gazeteci sıfatıyla şu hatırlatmayı yapmak isterim. Ertuğrul Günay'ı ne yapacağız? Dolayısıyla yurttaşlarımız bu başlığı gördükten sonra yahu ikinci bir Ertuğrul Günay vakası mı yaşanıyor türünde bir kaygıyı güderekten acaba Ercan Bey'i de mi kaybettik? O da ideolojik olarak bir sapma içerisinde mi duygusuna kapılabilir? Bir kere bunu buraya koymamız gerekir. Sayın Günay aslında birebir tanıdığınızda entelektüel zemini olan
Değil mi? Konuştuğunuzda, dostluk ettiğinizde falan belki keyif alabileceğiniz, hatta sosyal demokrasi ilkelerini benimsediğini düşünebileceğiniz bir kimse. Ben birkaç sohbetim oldu. Ama sonuç itibariyle Türkiye'de şu tezin geçerli olmadığı ortaya çıktı. Ya biz iktidarın dışında kalırsak hiçbir şey yapamıyoruz. Dolayısıyla iktidarın bir parçası olursak hiç değilse bir şey yapabiliriz demişti Ertuğrul Günaybay örneğin. Başkaları da bunları söylediler. Çok ünlü isimler geçti. Ama şunu sormak lazım. Sayın Günay, ben inanıyorum ki entelektüel bilgiye, edebiyata, sanata, çünkü Kültür Bakanlığı yaptı, değer veren bir kimse. Ama şunu sormak lazım. Siz neticede bakanlık yaptığınız partide şu anda değilsiniz. Ama bizim AKM'miz bile elimizde kalmadı. Demek ki onların bir parçası olduğunuz takdirde, o dünya görüşünün bir parçası olduğunuz takdirde geçici bir dönem o koltuğu taşıyıp belki ya ben vaziyeti idare ediyorum ya da toplum için bir şey yapıyorum duygusunda kapılabilirsiniz. Lakin dönüp baktığınızda Türkiye'nin kültür sanat hayatının ne halde olduğunu görürsek aslında sizin oraya gitmeniz sadece bir isim olarak bir dönem kullanılmaktan öteye geçmiyor. Bu bir. İkincisi, ideolojik olarak yönünü değiştirmek, ideolojik olarak sapmalar içerisinde olmak ülkede başka sorunları da doğuruyor. Ercan Bey'in söylediği şeyin altını çizmek isterim. O da şu. Çok önemli bir durum değişmedikçe, yani örneğin Mehmet Bekeroğlu şöyle diyorsa, ya ben muhafazakar bir yerden geliyorum, siyasal İslamcı gelenekten geliyorum ama ve lakin çoğulcu dünya görüşüne inanıyorum ve bugün bunu değerler olarak CHP kabul ettiği için oradayım ve onun bugünkü değerlerine inanıyorum diyorsa, kendisi CHP'yi dönüştürmek ya da bir Sosyal Demokrat Parti'yi dönüştürmek değil de o değerlerin bugün ihtiyaç olduğunu düşünüyorsa bu bir yere kadar anlaşılabilir. Ama yok eğer sadece pratik sebeplerden dolayı bunu yapıyorsanız Ercan Bey'in söylediği yere geliyoruz. O zaman sıradan yurttaş diyor ki kardeşim AKP ile CHP arasında, AKP ile İYİ Parti arasında, AKP ile MHP Saadet arasında bir fark yok. Siyaset esnaflığı diye bir şey vardır. O zaman ben güçlü olanın yanında dururum. O zaman da muhalefet olgusu ortadan kalkıyor. O yüzden Ercan Bey gibi Türkiye'de sosyal demokrasiye çok uzun yıllardır emek vermiş, görev almış bir ismin kendi adını bu temizlikle koruma gayreti değerlidir. Son bir cümle kurayım. Çok konuşmuş olmak istemem bu turda ama onu da önemsiyorum. Şu ilginç, şu ilginç. Belki onu bize anlatmak ister Ercan Bey. İYİ Parti gibi bir yapının, yani radikal milliyetçi çizgide olan insanların kurduğu bir yapının bir sosyal demokratı dinleme iradesi, isteği ilginç. Hani benim İYİ Parti ile herhalde bir 100 madde saysak 98'inde anlaşma şansım yoktur. Ama bu yaptıkları, yani başka kültürlerden, başka dünya görüşlerinden insanları değerlendirmeye almaları da saygındır. Ercan Bey'in de gidip kendi dünya görüşünü anlatıp onları etkilemeye çalışması da anlaşılabilir bir şey. Sonuçta düşmanlık değil, bir dil meselesi. Ercan Bey kendi fikirlerinden vazgeçerek oraya gitmişti ki kendi olarak gitmiş, onları da dinlemiş. Bunu biraz böyle anlamak lazım. Çünkü başka grupları etkilemeden de... 2019'a giderken bu buluşmaların artması mı lazım? Tabii. Önce şunu söyleyeyim. Emre katılıyorum. Bakın, AKP'den önce ben parlamentoda bulundum. Bakanlıkta yaptım. Erbakan'ın hocanın partisi dahil. Aşağı yukarı bütün partilerin arasında bir diyalog oluyordu. Milletvekillerinde konuşuyorduk, tartışıyorduk. Meclis kulislerinde, başka ortamlarda, hükümet koalisyonları oluyordu. Oralarda tartışıyorduk. Bu aslında doğal bir şey. Yani madem ki parlamentodasınız, yasalar yapacaksınız, bütün partilerle tartışmanız lazım, konuşmanız lazım. Batı demokrasilerinde bize göre daha ileri, bu diyalog hep vardır. Yani diyalogdan kaçmamak lazım. Bu birincisi. İkincisi, şöyle bozuldu Türkiye. Bu hükümet kendi dışındaki bütün partileri düşmanlaştırdı. Onları düşman olarak görüyor. Halbuki onları kendisiyle eşit koşullarda yarışan rakip olarak görmesi gerekirken, yani demokrasiye inanıyorsak çoğulculuğa, öyle olması lazım. O yüzden bu diyalog da tamamen koptu partiler arasında. Konuşulamıyor. Bu öneri bana geldiği zaman, tabii bu öneriyi getiren insanları da ben tanıyorum. Komşum da hatta. Türkiye'de hakikaten bilinen insanlar da. Ve dediler ki biz de oradayız, girdik. Orada demokrasiye katkıda bulunmak istiyoruz. Ama partinin, parti olarak böyle bir etkinliği var. Her salı günleri yapıyoruz. Ve konuşuyoruz kimleri çağırırsak hani onun deneyiminden, tecrübesine yararlanırız. Sizi de bu kategoride değerlendirip davet ediyoruz dedi. Yani ben orada gittim, kendi görüşlerimi söyledim. Yarın özellikle bu AKP hükümetinin bu tek adam baskıcı rejimine, otoriter rejimine karşı
başka gruplardan, kişilerden, kuruluşlardan da gelirse yine giderim. Ya yani bizim bir bakıma siyasi çalışma tarzımız da o. Cumartesi günü, Mersin'de konuşacağım, pazar günü, Adana'dayım, geçen hafta sonu Kaboğlu ile beraber Bursa'daydık. Yani bu bir parti de olmuyor, işte başka bir kuruluş oluyor, başka kitap fuarı oluyor. Yani siyasetçiyseniz, kendi fikirlerinize güveniyorsanız gidersiniz her yerde bunları koyarsınız orada ve tartışırsınız da. Ya böyle bakmak lazım. Tabii burada şimdi birkaç şeyi Türkiye'de değerlendirmek lazım. Bunu da söyleyelim. Belki bu bahsi anlamlı kılarız. Şimdi tüm Batı demokrasilerinde, liberal demokraside, yani benim çok da iltifat etmediğim, ben sosyalist demokrasiye inanan birisiyim ama liberal demokraside bile Batı'da milletvekili değerlidir bir kere. Türkiye'de değersiz. İki sebepten dolayı değersiz. Bir tanesi seçilme yöntemi olarak, ki Ercan Bey'le biz o konuda mücadele verdik. Ercan Bey benden çok eski mücadele verdi ama ben de bir dönem beraber parti meclisi üyeliği yaptığımızda o mücadeleyi verdim. Ön seçim uygulaması, yani halkın rızasıyla milletvekili olmak şu gücü getirir. Genel başkanınızın emirleriyle davranmak yerine kendi tabanınızdan aldığınız güçle davranırsınız. Bu da size önemli bir katkı yapar. Sizi seçen genel başkan buyurgan bir tavırda değildir, halktır. Bir bu, milletvekilinin değerli olması için. Ama bugün Türkiye'de daha korkunç bir şey var. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanıyla Türkiye'nin cumhurbaşkanı aynı hale geldiği zaman bir parti devleti var ve o parti devletinin başındaki kimse kendi parlamenterlerini de değerli saymıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinin bizatihi kendisi artık değersiz. Oranın üyelerinin değerli olma ihtimali ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla bu tablo hem partiler arası geçirgenliği ortadan kaldırıyor. Yani bu geçirgenlikten kastım şu değil. Birbirler arasında gel git değil. Fikir geçirgenliği. Birbirinden etkilenebilir insanlar. Bir el elden üstüne bir parlamentoda yasa yaparken. Bunu ortadan kaldırıyor. Hem de milletvekili bu kadar değersiz olduktan sonra keskinleşen o hatlar arasında artık bir ülke yararına parlamentoda fikrin tartışıldığı bir yer değil. Düşman kutupların zorla bir arada bulunduğu yere geliyor. Bu başkanlık seçimi sürecinde, senin dediğine ben katılıyorum şöyle, başkanlık seçimi sürecinde kağıt üzerinde illa yazılı olan ittifaklar olması gerekmeyecek. Doğal bir ittifak da olacak. İki turlu seçimde ikinci tura kalacak iki aday olursa birileri mecburen birinin yanında yer alacak, saf tutacak. Bunu daha çok tartışacağız çünkü Türkiye bu deneyimi yaşamadı. İttifak yasası tek başına bunu açıklamaya yetmiyor. Bir de doğal olarak kötünün iyisi diyebileceğimiz Batı demokrasilerinde olan, ya ben Ercan Bey'e oy vermek istiyordum, ilk turda elendi. Ercan Bey gitti, Ahmet Bey var. Ama ben Ahmet Bey'i Mehmet Bey'e göre tercih ediyorum dediğim zaman belki Mehmet Bey'e değil Ahmet Bey'e oy vereceğim. Yani somut olarak şöyle söylemek gerekebilir. Belki bunu biraz konuşmalıyız. Erdoğan ilk turun adayı diyelim. İlk aday. Öte taraftan Kılıçdaroğlu aday, öteki taraftan Meral Akşener aday, öte taraftan Selahattin Demirtaş mapusta olduğu için durumunu bilmiyoruz ama diyelim ki Ahmet Türk oradan aday. Saadet Partisi'nde genel başkanı aday. Başka sosyalist gruplar da çıkardı. 8-10 aday var. İkinci tura kalındı ve Erdoğan'ın karşısında diyelim Kılıçdaroğlu kaldı. Ya da Erdoğan karşısında Meral Akşener kaldı. O zaman bir grup insan istemediği ikiden daha az istemediğini seçer duruma da gelebilecek. Bu deneyim demokrasi açısından faydalı mı? Bence değil. Ben başkanlık sisteminin sağlıksız olduğuna inananlardan birisiyim. Bence parlamenter sistem olsa ve ülkede koalisyonlarla bir uzlaşma rejimi yaratılsa, söylenenin tam tersine, Türkiye hep büyük bir yalan söylemiştir koalisyonlar zarardır diye, tam da Orta Doğu ülkeleri için koalisyonlar faydalıdır. Mecburen uzlaşmaya gerekir. Zaten yapılan da bir koalisyon, iki partinin yaptığı da şimdi bakalım. Şimdi şöyle bir şey, pardon. Zaten aynısını söyleyecektim ama şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklaması var. Şimdi bir ittifak süreci var. Siz de bir ittifak kurun. Orada bir tuzak var. Evet işte orada bir tuzak var. Onu değerlendirmek istedim. Şimdi önce ben de ilkeyi söyleyeyim. Ember gibi düşünüyorum. Başkanlık sistemleri sonuç olarak, evet Amerika'da özel bir durum var, başka ülkelerde var ama sonuç olarak tek adamın güçlü olduğu yönetimlerdir. Bu çok kolayca baskıcı bir rejime dönüşebilir, otoriter rejime dönüşebilir. Bir sıçrama tahtası bulursa totaliter rejime dönüşebilir. Dolayısıyla bu çağda Türkiye'de, başka birçok ülkede bu kadar karmaşık sorunların çözümü bir kişiye bırakılamaz. Yani o yüzden bu başkanlık sistemi meselesi, kaldı ki bizdeki onlara da benzemiyor. Bu bambaşka bir şey. Buna karşıyım. Çoğulcu olması lazım demokrasinin. Her ideolojiden, fikirden partilerin olması lazım. Nitekim Sovyetler çöktükten sonra ideolojilerin sonu ilan edildi. Bunları yapanlar neoliberallerdi. Evet. Halbuki neoliberalizmin kendisi bir ideolojidir ve bayağı da köklüdür. Yüzyıllık tarihi vardır. Ama öyle bir propaganda yapılıyor ki solu
diğer ideolojileri yok etmek için ideolojilerin sonu ilan ediliyor. Yani kendileri gelmiş oluyorlar. Şimdi o yüzden zaten bu seçimde eğer sandıklar iyi tutulabilirse ve bu başkanlık sistemine Tayyip Erdoğan tek adam rejimine karşı çıkanlar hepsi ikinci turda ikinci çıkan insanda oylarını birleştirebilirlerse bu başkanlık sistemi kalkacak. Zaten Tanzimat'tan bu yana bizim parlamenter tecrübemiz var. Evet kör, topal falan ama yani ona insanlar alışkın. Siyasi kültürümüzde tabii mutlaka aşılması gereken taraflar var. Bakın şunu söyleyeyim. Yani isterseniz özgürlükçü, çoğulcu demokrasi diyelim. Tabii Avrupa'daki demokrasilerin birçoğunda katılıyorum. Özellikle ekonomik alanda demokrasi yoktur, zayıftır. İşte bir sosyal devlet vardır. O da sosyal demokratların getirdiği bir şeydir. O da korunamamaktadır. Neoliberal rüzgarlara fazla kapılan sosyal demokratlar onu kendileri de törpülediler. Nitekim sosyal demokrasi Avrupa'da bugün krizde. İngiltere hariç orada %40'ı buldular. %20-25 civarında. Ben de aynen onu söylüyorum. Çok farklı partilere ihtiyaç var. Ortak akla ihtiyaç var. Bunların özellikle çoğulcu demokrasi konusunda da diyalog halinde olmasında yarar var. Hı hı. Geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir yanlış yapıldı, bizim partide yaptı. Sanki Tayyip Erdoğan karşısında bir ortak aday çıkarırsak, ortak aday dedikleri de MHP'de CHP'nin adayı oldu. Evet. Diğerleri yok. Diğerlerine toplumun birçok kesimine danıştık. Çok iyi bir şey yaptık o zaman Kılıçdaroğlu başkanlığında. Nasıl bir cumhurbaşkanı olursa bunu başarabiliriz diye. Ekmelettin İhsanoğlu profili dışında her türlü tanımlar yapıldı orada. Layık, demokrat, güvenilir, dürüst, etik değerlere bağlı, toplumu tanıdı vesaire vesaire. Neyse, bugüne gelirsek benim tezim o, yazdığımda Avrupa'daki tecrübeler, Fransa bize çok benziyor, iki turlu seçim. Evet. Birinci turda Tayyip Erdoğan MHP desteğiyle aday ilan edildi. Ondan sonraki partiler, Ender Azeler saydı, tamamı kendi tabanını harekete geçirecek en güçlü adaylarını göstersinler. Hı hı. Ben eminim ki bunu yaparsak ve sandık başlarında bütün bu yasaya rağmen iyi tedbir alabilirsek, hileleri hurdaları yaptırmazsak, çünkü yasa daha çok şimdi hile yapılmasına olanak veriyor. Demek ki sandık başlarında daha sıkı durmak lazım. Evet, onu da bu başkanlık sistemi gündemden kalkar, çoğunluğu tekrar parlamenter demokrasiye döneriz. Zaten AKP, MHP adayının dışındaki bütün adaylar oturup da anlaşma yapmaya lüzum yok. Bunu ilan edecekler. Hı hı. Biz parlamenter demokrasiye, çoğulcu demokrasiye dönmek için adayız. Yoksa bu yetkileri kullanmak, bir tek adam rejimini devam ettirmek için gelmiyoruz diyecekler. Diyorlar nitekim. Vallahi ben bugün başkan olsam, benim elime bu başkanlık imkanı geçse ben bir dönem kullanırım. Bir dönem. Zaten iki yıl lazımmış bunları tekrar anayasayı değiştirmek, şeyleri değiştirmek. Neden kullanırım Türkiye'de? Ama yasaları değiştirmek için, tekrar tabii yani, düzeni milli, kurmak için. Milli eğitim elinde kalmış, sağlık sistemi elinde kalmış, tarım çökmüş, Türkiye'deki insanlar arasındaki barış bitmiş, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurum Türkiye'ye el koymuş, fetva makamını kullanan hale gelmiş. Bütün bunları değiştirmek için gerçekten öyle büyük bir güce ihtiyaç var. Yani sandıktan çıkan bir tür devrim diyelim. Devrim sandıktan çıkmaz ama fırsat ele geçmiş. Taşları yerine oturtup ve gerçekten hukuku en önemlisi tabii yeniden yerli yerine oturtmak için uğraşmak lazım. Bunu yapacak kişi de başkan da yani Erdoğan dışındaki her kim kazanırsa kazansın bu yapacaklarını şeffaf bir şekilde başkanlık döneminde bunları yapacağım. Bittiğinde de kendimi de imha ederek şeye döneceğim. Başka türlü olmaz. Türkiye'de aslında kimse tam olarak farkında değil belki ama Türkiye'de rejim değişti. Bu rejim değişiminin onayını almak için göstermelik bir seçim yapılmaya çalışıyor. Bunun göstermelik olmaktan çıkartıp Türkiye'de bunu lehe çevirme imkanı var. Bu bir olanak olabilir. Eski Türkiye denilen problemleri de tedavi etmek için bir fırsat olabilir bu. Şimdi tabii yani... Pardon. Buyurun. Katılıyorum. Rejim zaten rayından çıktı. Hı hı. Ama neden bu seçime önem veriyorlar? Çünkü bu seçim eğer onların lehine gelirse artık ertesi gün başbakan yok. Hükümet de yok. Hı hı. Aslında meclis de yok. Göstermelik meclis var. O bakımdan tabii ki zaten öyle olması lazım. Çoğulcu parlamenter demokrasiyle ilgili bütün tedbirleri almak, anayasa değişecek, yasalar değişecek, uygulamalar değişecek, kurumlar değişecek, diyanetinden eğitimin uygulamalarına kadar. Zaten bu yapılan hesaplar en az 2 yıllık bir süre gerektiriyor. Evet. Belki 3 yıla kayacak. Dolayısıyla o dönem yani muhalefetin diyelim yahut parlamenter demokrasi isteyenlerin çoğunluğu elde etmesi ikinci turda bu çalışmayı başlatacak. Ondan sonra da yeni bir seçimle tekrar
Çoğulcu %5'e, %3'e indirerek barajı bu defa. Çünkü o büyük sorun. Az evvelki sorunuza da cevap vereyim, müsaade ederseniz. Şimdi diyor ki bu bir tuzak. Bakın ittifak yapıyoruz, siz de yapın. Eskiden siz söylemiyor muydunuz ittifak yasak Türkiye'de? Bu da doğru. Biz ittifakı savunduk. Ama ittifakla beraber barajın %5'e, 3'e inmesini de savunduk. Evet, işte tam onu söyleyecektim. Tabii ayrıca ittifak, iki partinin burada bir tuzak olarak ittifak kurup hadi siz de yapın diye bir araya gelmeyecekleri zorlayarak dışlamanın başka bir aracı olarak kullanılıyor. Halbuki büyük çelişkiler var. Diyelim ki MHP %3 aldı. Oyları ayrı sayılacak ya. Ama %10 barajı devam ediyor. Geçti kabul edilecek. Ha, başka birisi %9 aldı. İttifakta olup %1 ile geçmek. %9 aldı giremiyor. Bana sorarsanız eğer Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine bütün yurttaşların parlament yasalarında eşitlik ilkesine bakarsa bunu bozması lazım. Ve işte sandıktan devrim çıkmaz, tabii. Sandıktan demokrasi de çıkmıyor. Tabii. Yani şu olabilir, yani dese ki tamam ben böyle ittifak yapıyorum ama barajı da düşürüyorum. Hani bir yere kadar anlayabilirsin belki ama barajı tutuyor. Evet. Kendi ittifakı. Orada şöyle numaralar yapıyor. Ya böyle bir ittifak yok, onu söylemek istiyorum. İtalya'da yok, Almanya'da yok, hiçbir ülkede yok. Orada herkes şöyle numaraları deneyebilir belki. Şimdi bunlar tabii kritik manevralar. O zaman Erdoğan'ın aleyhine de dönebilir. Örneğin İyi Parti bütün anketlerde %10'u geçtiği ortaya çıkan değil mi bir siyasi parti. O zaman İyi Parti kalkıp diyebilir ki kardeşim gerçek muhafazakar merkezi ben oluşturuyorum merkez sağı. İşte Saadet Partisi başta olmak üzere kimleri toplayacaksa toplayıp kendi içine alabilir. CHP kalkıp da diyebilir ki o zaman ben de %10, ikisinde %10 geçme garantisi olduğu için Türkiye'de sol sosyalist kim varsa ben alıyorum bu şey yükü sırtıma. Bu sefer üçüncü bir blok oluşmuş olabilir. Tabii burada HDP'nin durumu ilginç. Çünkü HDP %10 barajını geçme gücü olan ama çoğu son zamanda bu hendek meselesinden bu tarafa güç kaybetmiş ve nasıl bir yerde duracağı belli olmayan bir yapı. O bu ittifaklar içerisinde olmayabilir ya da olabilir ya da kendisi bir ittifak zemini oluşturabilir. Erdoğan'ın yaptığı, Bahçeli'yle birlikte yaptığı hesaplar terse de dönebilir. Çünkü şöyle bir parlamento da çıkabilir o zaman. Bilmiyorum siz daha deneyimlisiniz ama akıl yürütelim. AKP-MHP barajı aştı şu oranda. CHP sol kimi gruplarla bir araya geldi, barajı aştı diyelim. İyi Parti, Saadet Partisi güçlü bir parti, onun gibi sağ partilerle ittifak yaptı, aştı diyelim. HDP belki kimi sol partilerle girdi ve aştı. O zaman 4 ittifakın olduğu ama belki 20 partinin olduğu bir meclis olacak. Evet. Burada önemli olan o oluşacak meclisin %50 artı 1'i de öteki tarafa vermeyecek bir aday ikinci tura kalabilmesi. Orada da başka çetrefil durumlar var. O da önemli. Şimdi şöyle bir şey var. İşte Ercan Bey gibi deneyimli siyasetçiler burada muhtemelen mekik diplomasisi yapacaklar o dönemde ama şöyle bir durum var. Şimdi düşünün. İkinci ama tura... Ama daha önce yaptıklarında da başka bir sonuçla karşılaştıklarını söylüyorlar. Bence izleyicilerin aslında az önceki şeyde de yani o tereddütte olabilir hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin oradaki adımının ne olacağı yine yanlış bir adayla yanlış adım atarsa hayır. Ben doğru adımla atıldığı takdirde. İkinci tura bir merkez sağ siyasetçisi ya da bir sağ siyasetçiyle bir sol siyasetçi kalırsa ve sol siyasetçi seküler dünya görüşünü işte cumhuriyeti bilmem neyi savunursa etrafında toplanılabilir. Ama şöyle bir durum düşünün. İkinci tura iki tane milliyetçi, iki tane muhafazakar, iki tane sekülerizme inanmamış, evet. Cumhuriyete inanmamış ya da Kürt sorununda tek bir cümle kurmamış iki isim kalırsa işte o zaman yandı gülüm keten. Çünkü neden? Sen ne yapsan o zaman elin sandığa gitmez. O yüzden zaten başkanlık sistemi sağlıklı bir sistem değil. Çünkü çok dar bir alana sıkıştırıyor. Amerika'daki durum çok farklı. Çünkü Amerika'daki durum az önce dediğimiz ön seçimler var. İşte iki tane parlamentosu var. Hukuku işliyor falan filan. Türkiye'de bunların hiçbiri yok. Hiçbir peki şey. Tüm bunlara giderken bu süreçte şimdi seçim güvenliği gibi bir şey de tam önümüzde. Çünkü seçim yasası çıktı. Yani maddeler aslında 16 Nisan referandumunda yaşadığımız hukuksuzluğu bir yerden yasalaştırmış halde. Burayı nasıl yorumlayacağız? Yani hem partiler üstünden hem seçmen üstünden nasıl bir yol izlenmeli? Şunu söyleyeyim. Az evvel Enver'in söylediği konu. 91'de daha belki seçimlerde o partiler 2-3 parti bir araya gelerek bu ittifakları yaptılar. CHP'de o zamanki milletvekillerini içine alarak evet. 91'de yaptı. Ayrıca Birlik Partisi, Refah Partisi, İdbali diye 3 parti geldiler, ittifak yaptılar. Yani yasada tarif edilmemesine rağmen bu yolla ittifak yapılabiliyor. O
o yol açık. Yalnız onu anlatalım. Bir genç izleyicilerimiz olabilir. Evet. Oradaki ittifak denen şey şu sevgili seyirciler. Bir partinin çatısı altında diğerleri buluşuyor. Sonra ayrışıyorlar. Sonra ayrışıyorlar. En son somut örnek CHP, DSP'li 8 kişi parlamentoya taşımıştı. Tabii. Böyle. Ayrılmayabilirler de. Ayrılmayabilirler ama yani birlikte parlamentoya liste çıkarabiliyorlar. Bütün mesele o. Yani birçok Batı ülkesinde zaten bu iş böyle oluyor. Bunu bizim yasalar öngörmese de bu yolda yapılıyordu. Şimdi ikinci mesele, bakın geçen defaki seçimde çok açık madde var. Zarflarda ve oy pusulalarında mühür olacak. Yani bunun hiç reddedilecek bir tarafı yok. Ama maalesef Türkiye'de bunu da yaşadık. Yüksek Seçim Kurulu, hükümetin başvurusu üzerine seçimleri devam ederken belli bir aşamada bu kararı aldı. Bence o zaman bütün o oylamada karşı oy kullananların hepsinin buna direnme hakları vardı. Ben buna demokratik direnme diyorum. Çünkü bazı yasalar yoruma tabidir. Bazı yasalar yoruma tabi değildir. Bu onlardan birisiydi. Yani diyor ki hiç istisna falan söylemiyor. Bundan arkadaş mühürlü olacak. Öyle mi? Mühürlü olmadan sonuçlar ilan edildi. O gece gördük Erdoğan'ın ve arkadaşlarının basın toplantısında ne kadar mutsuz olduklarını. Evet. Çünkü onlar da biliyorlar ki eğer o mühürsüz zarflar sayılsa, oy pusuları sayılsa iş tersine dönebilir. Öyle diyelim, dönebilir diyelim, saymadığımıza göre bilmiyoruz. Ama en azından orada muhalefetin Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararına karşı hukuka başvurabilir falan ama bir demokratik barışçıl direnişle hayır bu kabul edilemez. Bu yasa hükmü burada durduğu sürece bunların yeniden sayılmasını talep ediyoruz diye belli etkinlikler, kararlılıklar göstermesi gerekirdi. Ben böyle düşünüyorum, düşüncemi de söylüyorum. Şimdi Ercan Bey, orada şöyle bir şey var, bir şey hatırlatalım. Yani ben kendi payımı bunu hiç unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ercan Bey o dönemi bir sonrasında da parlamentoda bulundu. Şimdi siyasette meşruiyet diye bir kavram vardır. Dolayısıyla meşruiyetiniz yoksa bir dönem sonra çok tartışmaya açık olursunuz. Bu 16 Nisan'daki seçimin meşruiyet sorunu vardır. Birçok açıdan var. Seçim sırasında yeni bir uygulamaya geçilmesi, mühürsüz oyların sayılması, o hal koşullarında seçimin yapılması, devlet olanaklarının fütursuzca kullanılmış olması gibi. Dolayısıyla yasalaşmıştır ama meşruiyet sorunu önümüzdeki döneme gelebilecektir. Somut örnek vermek isterim. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra yapılan 82 anayasası seçimleri daha sonra bugüne kadar meşruiyet tartışmasını getirdi mi? Getirdi. Meşruiyet tartışması olduktan sonra da üzerinde kolay kolay oturulamaz. Bence 2019'a giderken en önemli sorun şudur. 2019'da yapılacak olan 3 seçim, az buz değil, 3 seçimde o hal koşullarında mı gidilecek? O hal koşulları olmadan mı gidecek? Biraz sonra konuşacağız. Tabii. Medyanın durumunu. Tabii. O halin kalkması zaten talep ediliyor ama daha güçlü talep etmemiz lazım. Çünkü bu hali getirdikleri zaman 3 ay 4 ay sonra kalkar dedi. Hatta başbakan dedi ki canım o halde herhalde seçimlere gidecek halimiz yok dedi. Evet. 16 Nisan'dan evet. Önce söylendi. Ve gitti. Bu var. Şimdi bu yasaya gelecek olursak bu yasa hile yapma, seçimde kullanılan oyları çarpıtma bakımından belli boşlukları var. Olanak sağlıyor buna. Bir tanesi mühür zorunluluğunun kalkmış olması. Öbürü en çok oy alan 5 partiden birer temsilci geliyordu sandık başına bir kura çekiyorlardı. O gün o sabah birisi sandık kurulu başkanı oluyordu. Bunu kaldırıyor devlet görevlilerinden hükümetin gönderdiği insanlar oluyor. Bu başlı başına ya güzel demokratik bir geleneğin ortadan kaldırılması ve o gelen insanın da hükümet tarafından gönderdiğini bakarsanız orada tarafsız bir sayım yahut ihtilaf halinde bir demokratik tartışma olamayacağı görünüyor. Güvenlik güçlerini çağırıyor. Güvenlik güçleri o da sandık kuruluna bırakılmış. Şimdi herhangi bir insan, bir provokatör, bir o sandık sonuçlarının gidişatını gören, işine gelmediğini gören insanın kargaşa yaratarak polis çağırması mümkün. Evet, komşunuzla aynı yerde seçim aynı yaparak yerde. Aslında bir nevi gözlemliyordunuz. Bir başka bayım olay daha var. Hepimiz biliyoruz apartmanlarda oturduğumuz yerde komşularımızla hangi sandıkta tabii. Kullandığımızı hangi okulda biliyoruz. Beraber gidiyoruz, geliyoruz, konuşuyoruz. Aslında bu da bir çeşit bir gözlem çünkü tabii, yani etrafımızda. Çünkü tabii gözlem, bir kontrol bu da bir bakma evet. Yani. Ama şimdi sizin apartmanınızda sizin bazı komşularınız orada oy kullanamıyor. Nerede kullandığını bilmiyorsunuz. Acaba onların yerine sizin apartmana uğramadan birileri gelip kullanıyor mu? Onu bulma şansınız yok. Onu bulma şansınız yok.
Tabii burada bütün bunlara rağmen benim kanımca mesela geçen defa oy ve ötesi çıktı, gençler çıktı. Fakat şunu da bilelim. Bu inisiyatiflerin elemanları sandık kurulunda görev alamıyorlar. Evet. Ancak partiler üzerinden isimleri verildiği zaman sandık kurulunda ya da gözlemci olabiliyorlar. Üye olmasalar da partiye. Hı hı. Dolayısıyla onların bir yurttaş olarak orada bulunma hakları var. Biliyorsunuz sandıktan oylar çıkarıp sayılmaya başladığı zaman yasada bugün de var, onu muhafaza etmek zorundalar. Bu açık sayım olacak. Yoksa 46'daki tartışmaya dönülür. Açık sayım yani nedir? Oy sayılan mahal, diyelim ki bu kadar bir yer, ne kadar yurttaş buraya sığıyorsa onu gözleyecek, gösterecek, okuyacak. Hatta onun okuduğunu birisi biliyorsunuz listelere yazıyor. Evet. Onu da gözleyebileceksiniz. Arkasından da olsa acaba okunan parti mi oraya işaret ediliyor diye ona da bakacaksınız. Sonra onlar taşınırken seçim kuruluna beraberinde gideceksiniz. Yolda bir başına kaza gelmesin diye. Ve orada birleştirme tutanakları yapılırken yine başında olacaksınız. Bizim kağıthanede o birleşme tutanakları yapılırken bir seçimde diyelim ki CHP'nin oyu sayılıyor 46, CHP'ninki 16 yazılıyor, 46 öbür tarafa yazılıyor. Bunu avukattır kendisi bizim arkadaşımız orada belirledi. Ve bunlar ceza aldılar, devlet görevlileri orada bu birleştirmeyi yapanlar. Dolayısıyla bunlara tabii şimdi çok çok daha dikkat etmemiz lazım. CHP'nin açıklaması var ilgili arkadaşlarımızın maalesef. 75 bin sandığın 9 bininde, daha çok Doğu Güneydoğu tabii bilinir, bizden sandıkunda insan bulunamadı. Tabii Doğu Güneydoğu'yu çok özel öne almamız lazım. Olağanüstü evet. hal var, olağanüstü bir durum var ve bir parti orada güçlü olan parti çökertilmiş durumda. Orada seçilmiş 85 belediye başkanı artık görevde yok. Ona da gelmemiz lazım. Yani bir ilin 3 milletvekili var diyelim, bunlar istifa etti. Ya şu ya da bu sebepten hayatta değiller. 90 günde orada seçim yapılması lazım. Çünkü halk iradesinin bir sürekliliği var. Ben şimdi bu seçimleri 3 sene sonra yapacağım diyemezsiniz. Fakat yerel seçimlerde bu mevzuata girmemiş. Adam alıyor, kendi adamlarını koyuyor. Onlarla seçime gidecek. Onların da sandık başında nasıl duracağı, ne yapacağı belli. Oraya özel bir önem vermek lazım. Ve bu çoğulcu demokrasi isteyen partilerin hepsinin bu seçim bölgelerinde sandık konusunda birbirleriyle diyalog halinde olup eksikleri birbirlerinin eksiklerini belki tamamlamaya çalışmaları lazım. Özellikle gençlerin oy ve ötesi gibi inisiyatiflerinde bugünden başlayarak eğitim hı hı. çalışmalarıyla geçen seçimden farkları daha çok neye dikkat edilmesi gerekir. Son olarak da maalesef yapılmıyor. O sandıklar sayıldı, açıkta herkes gözledi. Bunlar biliyorsunuz imza altına alınıyor sandık kurulu tarafından. Bunların fotoğrafını çekmek serbest. Herkesin elinde bir fotoğraf var zaten. Bunu çekip de kendi ilçenize götürdüğünüz zaman ilçede ilinkileri toplanıyor ve Yüksek Seçim Kurulu da yine eskiden alınan bir kararla bunları partilerin kontrolüne açık bırakıyor. Hı hı. Mukayese ettiğiniz zaman diyelim ki sizin kullandığınız sandıktaki oy biliyorsunuz artık fotoğrafı çekilmiş yahut ilçedeki. Gene seçim kurulunkini de tutmuyor. İşte orada itiraz için elinizde bir kanıt var. Tabii bu çok büyük titizlik isteyen bir şey. Kolay değil. 75 bin sandığın başında bazı arkadaşların morali bozuluyor ve terk ediyorlar. Deniyor hep yani. Benim sandıklarımda hiç görmedim ama. Dolayısıyla çok daha özenli, çok daha kararlı, çok daha bütün bu tek adam rejimi gitsin diyen insanları katarak onların dayanışmasıyla bunu aşabiliriz. Hep beraber aşabiliriz. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. İnsanlarda iki duygu at başı gidiyor. Bir tanesi ya bu üzerimize karabasan gibi çökmüş olan düzen kolay kolay değişmez. Çünkü allem ediyorlar, kallem ediyorlar, her yolu deniyorlar ve bir biçimde iktidarda kalmayı başarıyorlar gibi bir yaygın kanaat var. Bak. Onu teslim edelim. Ama öte taraftan... Ona da çok kapılmamak lazım. O öte taraftan onu söyleyeceğim. Buna rağmen 16 Nisan seçimlerinde somut olarak gördük ki insanlar müthiş bir şekilde sandığa gittiler. Gittiler tabii. Sandığa sahip çıkmaya çalıştılar. Ve yenildiklerine de inanmıyorlar. Sabaha karşı yani gecenin ilerleyen saatlerinde o büyük açık fark kapandı. Buçukluk bir farka döndü. Şunu söyleyelim. Bu seçim sonuçlarının en son 16 Nisan'daki seçim sonuçları doğru kabul edilse bile karşınızda devletin topyekun bütün olanaklarıyla saldırmış bir yapısı,
olağanüstü hal koşulları, buna ilave olarak medyadaki dengesizlik, yine belki ikinci bölüme konuşacağız. Evet. Bunların hepsine rağmen ortada aslında örneğin İstanbul'da inanılmaz bir sonuç çıktı. Bu Ankara, İzmir falan da ortaya konabilir. Dolayısıyla çelişik iki duyguyu taşıyor insanlar. Hem umudunu diri tutmak için sandığa sahip çıkacaklar, evet, hem de bir üzerlerinde karabasan gibi bir duygu var. Ama asıl mesele şu. Burada, yani bütün bu olup bitenler sürecinde biz örgütlü olmanın yeniden konuşulması gereken, aynen, sürecindeyiz. Farklı türden örgütlenmelerin tamamı bu işin içinde müdahil olmak zorunda. Partiler bunun bir ayağı. Bir ayağı tabii. Ama yani bunun dışında farklı sendikalar, toplumsal kurumlar vesaire gerekirse partilerden yetki devralarak, yani örneğin sen Diyarbakır'da çok güçlü değilsin ama orada bir sendika çok güçlü, diyecek ki sizin partiniz adına bizi yetkilendirin çünkü onu almak zorundasınız. Sandık başına biz görev yapalım demek durumunda. Yani bir tür karşınızdaki bu acayip organizasyona karşı siz de demokrasinin sınırları içerisinde, hukukun sınırları içerisindeki bu olanaklar iyi kötü var, yapılması gerekiyor. Ben öyle tahmin ediyorum ki çok ciddi bir biçimde o gece, yani o ilerleyen saatler neyse, o saatlerde binlerce insan sandıkların başında sokaklarda olacaktır diye düşünüyorum bu seçimlerde. Çünkü, ama bu seçimlerin farkı, artık ikinci bölümde konuşacağız. Medyada yok. İşte o yüzden diyorum. Artık şimdi bakın onu konuşuruz ama sadece şu örneği verelim. Medyada yok meselesini detaylı konuşuruz. Çünkü Doğan'ın satılması olayı çok uzun, birkaç programlık iş ama şunu söyleyeyim. Ben medyada görev yapan bir kimseyim. Medyadan bize birkaç kaynaktan haber gelirdi. Şunu unutmasın izleyicilerimiz. Türkiye'de neredeyse hiçbir kurumun her yerde, yani en büyük kurumların bile her yerde muhabiri falan yoktur. Ajanslar vardır. Hmm. Devletin ajansı olan Anadolu Ajansı, eskiden cemaatin kurduğu işte İhlas Haber Ajansı vardı. Cihan Haber Ajansı vardı. Şimdi Doğan Haber Ajansı vardı. Doğan bağımsız, Cihan bağımsız, öteki devletin ajansıydı. Ve siz önünüze gelen bilgileri farklı ajanslardan orada görüp yorumluyordunuz. Neden? 81 elde 76 bin sandığın tamamında onların muhabiri vardır. Çünkü öyle bir hizmet verir, onun için para alır. Şimdi bu kez bilgi akışının yapacağı yerlerde her türlü dezenformasyonun yapılma imkanı var. O yüzden sandıkları terk etmemek çok önemli. İstediğiniz kadar gidişatı negatif gösterin, istediğiniz kadar olumsuz gösterin. En son 16 Nisan seçiminde gördük ki neredeyse %65'e %35 giden seçim %51,5'la %48,5 falan gibilere geldi. Demek ki ilerleyen saatlerde sandıklara sahip çıkmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Ama bunun altını çizmek istiyorum. Televizyonlardan olayı takip edenler televizyonlara inanmamalılar. İnanmamalılar. Bu kez partiler kendi sosyal medyalarını bir iletişim ağı olarak, bir televizyon olarak kullanmalı. An be an canlı yayın yapmalı ve kendi ellerindeki verileri sunmalılar. Hani şunun gibi bir şey de olabilir. Gerçekten partiler ne bileyim işte hangi parti nereye yakınsa, partilerin il merkezlerinin tamamına birer kamera o gün için gönderip gelen tutanakları o gün canlı yayında anında gösterebilirler. Buradaki tablo bu. Dolayısıyla bu da bir önlemdir ve önemli bir önlemdir, çeldirici bir önlemdir. Çünkü partinin kendi örgütünden daha güvenilir bir kaynağı olamaz. Az önce söyledi Ercan Bey, elinde imzalı tutanak var, fotoğrafını çekmişsin, sıradan yurttaşta da var. Seçim kuruluna da gitmiş, seçim kurulunun kapısının önünde 1000 kişi bekliyor. Hırsızlık yapma imkanı yok, olmaması gerekir bu koşullarda falan. Bu sefer böyle olacak bu süreç. Peki Cumhuriyet Halk Partisi bu anlamda hem yurttaşı da harekete geçirecek bir planlama bu süreçte 2019'a giderken bir şey var mı? Bir çalışma var. Şimdi bir kere bu yeni yasa ne getiriyor ne götürüyor ona bakılıyor ve oradaki boşlukları nasıl dolduracağız? Enver'in de dediği gibi yeni bir örgütlenme. Sadece partinin elemanlarıyla üyeleri yetinmeyip bütün bu dürüst bir seçim olsun diyen yurttaşların, gençlerin, inisiyatiflerin katılmasıyla bir örnek vermek istiyorum. Yurt dışındakiler oy kullanıyor, yurttaşlarımız biliyorsunuz. Yıllar sonra bunu başardık. Fakat şöyle sorunlar ortaya çıktı. Orada seçimler 15 gün sürüyor. Evet, müthiş bir şey. Hani biz bir günlük seçim yapıyoruz. Bazen şikayetçi sandık terk edildi, sonuç alınmadan gidiliyor. 14 gün oradaki arkadaşlarımız o sandığın başında konsolosluklarda, daha çok elçiliklerde ve kiralanan yerlerde nöbet tutuyorlar. Müthiş bir özveri. Sonra düşünüldü, peki birinci gün sandık kapatılacak. Gidecek herkes evine, ertesi gün 8'de gelecek. Bu sandıklar orada başına bir iş gelirse ne olacak?
bir çare bulundu. Orada da üç parti var. Üç partili bir yasa çıkmış. Üç kilitli bir oda yapıldı. Sandık akşam oraya bırakılıyor. Sabah bu üç kişi geliyor. Tabii konsolosluk görevlisi beraber açıyorlar. Bu böyle gitti. Bir yerde sorun oldu. Birisi anahtarı kaybetti. O gün açamadılar. Biraz geç de olsa çilingir çaldılar. Tutanaklar tutuldu. Başka bir örnek vereceğim. Peki bunlar Avrupa'nın belli merkezlerinde torbalar toplanıyor. Kullanmış oylar İstanbul'a, Ankara'ya gelecek. Orada bir merkez seçimi nasıl gelecek? Onun da çaresi bulundu. Bunlar hep uzlaşmayla oturdu. Genelgeler, yönetmelikler çıktı. Uçağı aynı partilerin temsilcileri de beraber biniyorlar. Çünkü en büyük endişe buydu. Ya uçakta bu işler değişirse evet. diye. Şimdi de uçağı biniyorlar. Geliyorlar, iniyorlar havaalanında Ankara'da. Merkez Seçim Kurulu'na gidip teslim ediyorlar. Yani burada da bu deneyimlere de bakarak Enver'in dediği gibi partilerle de yetinmeden bütün bu konuda diyaloğu olan yurttaşları ya bu çok değil yani 24 saat bile değil aslında böyle bir şey yapmamız lazım. Bir de geçmişteki tecrübeleri şimdi bir eğitim programı da yapılıyor partide iyi anlatmak. Zeynel Öztürk az evvel söylediğim olay Kağıthane'de bir avukat da ilçe başkanı da yaptı. Adım adım takip etti ve 3 kişiyi mahkum ettirdi orada. Yani ilçe seçim kurulunda birleştirme yapılırken CHP oylarının, CHP'nin çok çıkan oyları AKP'ye yazıldığını orada tutanakla tespit ettiler. Yani bu geçmişteki deneyimleri de şimdiden, bakın ilk seçimimiz 2019 Mart'ında yerel seçimler. Bir de böyle bir şansımız var. Yerel seçimlerde bu örgütlemeyi sınama bir durumumuz var. Aksiyon tarafları görme durumumuz var. Şunu da konuşmak lazım tabii. Bu, önce şunu anlamak lazım. Bir, seçime sandığa inanan, sandıkla gelinip gidileceğine inanan insanlardan oluşan toplumda bu yöntemler daha kolay uygulanır. Şimdi burada böyle bir kuşku da var. Yani bir kere buna inan. Bu bir. Bunu bir kenara koyalım. İki, bence önemli bir tartışma konusu. Şimdi Ercan Bey normal bir memlekette yaşadığımızı varsayarak evet. diyor ki 12 ay sonra Mart ayında yerel seçimler olacak. Ben aynı kanaatte değilim. Ha olmayacak diyorsun. Erken olacak. Neden? Hayır. Yani şöyle. 12 ay sonra Mart'ta böyle bir seçim olabilir ama ben AKP'nin en zayıf karnının yerel seçimler olduğunu düşünüyorum ve ilk seçim olarak yerel seçimleri yapmayı tercih etmeyeceğini düşünüyorum. Bunun altını çizmek isterim. Dolayısıyla yurttaşlar bir ikinci şeye daha hazır olmak zorundalar. Biliyorsunuz Türkiye'de eğer yanılmıyorsam seçim kararı aldıktan sonra 90 gün içerisinde seçim yapma değil mi şansınız olabiliyor. Ani bir erken seçim, başkanlık seçiminin öne alınması yani en son seçimin bunun altını çiziyorum. Yerel seçimler olma ihtimaline de herkesin hazırlıklı evet. olması gerektiğini düşünüyorum. Gerekçem de şu. Bugün Türkiye'de siyaseti azıcık okuyan birisi. Bugün Ercan Bey deneyimli bir isim. Oturup kağıtlara bakalım ve iktidar partisi olduğunuzu düşünelim. En son seçim bana ne gösterdi? Ben yerel seçimlerde kötüyüm. Bir sürü yeri kaybettim. Oradan başlar tabii, mısınız? Tabii doğru. Yalnız bu teorik, bunun altını çiziyorum. Teorik olarak doğru. Fakat şöyle şeyler var. Mesela yerel seçimler anayasaya göre 5 yılda bir olduğu için bir anayasa değişiklikle tarihi değiştirilebiliyor. Ötekiler de anayasaya konduğu için yani ilk seçim. Tabii o anayasayı değiştirecek bir çoğunluk bulabilir. Bunlar teorik olarak hepsi doğru. Ve 17 büyük şehirde aslında hayır oyu çıktığına göre İstanbul, Ankara'da yerel 17 kaybettiler. Tehlikelidir. Otomatikman değil ama tehlikelidir. O yüzden zaten AKP ile MHP yerel seçimlerde de ittifak nasıl olur diye konuşuyorlar. Çünkü artık onlar iç içe geçtikleri ondan, için ondan daha konuşuyorlar. Ondan benim işte kuşkum yok. Olacak. Adana Mersin var mesela MHP'nin de vesaire. Orada farklı şeyler de olabilir. Yani Enver'in söylediği mantıken teorik olarak olabilecek bir şey. Belki de ısrarla hayır erken seçim olmayacak sürekli söylüyorlar. Baskı seçim diye bir şey var. Siz bunu evet, bilirsiniz. Yani o bakımdan ona da hazırlık da olmalı. Şimdi şöyle bak, bu hiç hafife alınacak bir şey değil. Neden değil? Şimdi Ercan Bey diyor ki 17 büyük ilde teorik olarak kaybetme ihtimali var. Sadece teorik olarak değil, pratik olarak da. Yok, teorik olarak şeyi diyorum ben, erkene alma ihtimali var. Şu bağlamda söylüyorum. 17 ilin benim önemli bulduğum tarafım şu. AKP artı MHP'nin toplamının ne tuttuğuna bakıp hakikaten bir irade ortaya koymak mümkün. Çünkü illa ortak aday çıkartmak gerekmez. Bir yerde o kadar zayıf bir aday koyarsın ki öteki adayı desteklemiş olursun zaten. Ama kendiliğinden olan bir kendiliğinden şey olur. Kendiliğinden de olur. Ayrıca aday çıkartma yolu da seçilebilir. Biz nasıl olsa ortağız denebilir. Sen buna karşı hem sağlam aday çıkaracaksın, yarışmacı tabii. aday çıkaracaksın.
Hem de oralarda öyle bir tablo ile karşı karşıya geleceksin ki zaten sen orada çizdiğin havayla, orada yarattığın iklimle eğer normal seçim giderse aslında başkanlık seçiminin de provasını yaptırmış oluyorsun. Kaybedebilirsin. Evet. Bu konuda konu değişmeden bir şey söyleyeyim. Siyasi kültürümüz, siyasi pratiklerimizin çok aksayan tarafları var. Bakın, bütün dünyanın demokratik ülkeleri seçimlerini, seçimlerden evvel adaylarını 10 ay önce, 12 ay önce, 6 ay önce en geç belirliyorlar. Bunun bir sebebi var. Çünkü büyük bir ilde, İstanbul'da belediye başkanı adayı göstereceksiniz. 935 mahalle, bu kadar semt, bu kadar insan, bu kadar örgütlü toplum. Hem iyi bir proje yapmanız lazım. Çünkü her il için partilerin elinde hazır projeler yok. Her ilin özellikleri var. Bunun için bütün mühendis odalarından bilim insanlarına kadar, şehircilikle ilgili uzmanlara kadar bir ön çalışma yapman lazım. Bunu bir türlü kıramıyoruz. Ve son anda, beraber de yaşadık, böyle seçimlerin, yani adayların listesini Yüksek Seçim Kurulu'na vermeye 2-3 gün kala adaylar belirleniyor bir gece yarısı. Mesela bunu kırmamız lazım. Ben bunu çok tartıştım, tartışıyorum da hala. Mesela Fransa'daki Hollande seçildiği zamanki başkanlık seçiminde, yarı başkanlık seçiminde 13 ay önce başladılar. İlginç bir şey yaptılar. 3 aday çıktı, Cumhurbaşkanlığı'na aday. Parti dedi ki ön seçim yapacağız. Baktılar 400 bine yakın bir üye var. Az dediler, bunlarla olmaz. Şöyle bir karar aldılar. Bir Sosyalist Parti bürosuna gelip birisi ben sizin seçmenizin diye bunu taahhüt ediyorsa, açıklıyorsa ve 3-5 euroda bir makbuz karşılığında bağış yapıyorsa onu ön seçim listesine dahil ettiler. Biliyorsun 2 milyon insan 12 ay kala adayını belirledi. Şimdi bizde çok küçük örnekler var. Kırşehir'in bir beldesinde var. Çok önceden, 10 ay önceden başladılar bütün sol partiler CHP'de içerisinde ve bu çalışmayı yaptılar. Beldenin kahvelerinde bunu anlattılar projeyi. Sandık koydular yine 10 ay kala falan. 3 adaydan birisini, o da CHP'li çıktı, seçtiler aday olarak. 10 ay birlikte çalıştılar ve AKP'li belediye başkanını orada değiştirdiler. Çok küçük bir örnek, mevzi bir örnek ama yani bizim de buralardan üstünlük elde etmeye çalışmamız lazım. Hani adayları hem niteliklerini önceden ilan etmek, hem halka sormak, hem üyelere sormak ve yerel inisiyatiflere inisiyatif tanımak. Bunları da kullanmamız lazım böyle kritik bir seçim döneminde. Evet, kritik bir seçim döneminde ikinci bölümde medyayı konuşacağız. O yüzden biz ikinci bölümde buradayız efendim. Olursanız konuşuruz, bekleriz. Efendim ikinci bölümden merhaba, ayrıntılardasınız. Ercan Karakaş'la beraberiz. Türkiye'nin tüm gündemini konuşuyoruz. Deneyimli bir siyasetçi var yanımızda. Şimdi bu haftanın gündemine damgasını Doğan Medya'nın satışı vurdu. Şimdi ben de valla kimden başlayacağım konusunda kararsızım. Çünkü bir yanda Doğan Medya'da görev yapmış ve kovulmuş bir gazeteciyle beraberiz. O yüzden Enver Aysever'le bir başlayalım mı? Size 2019'da ki süreçte ne kadar önemli bu satış onu konuşacağız ama şimdi bir yandan zaten özgür tarafsız bir medya mı vardı bu kadar? Hani niye şaşırdık? Satışı bizi ne yönde etkileyecek gibi bir görüş var. Öte taraftan da Doğan Haber Ajansı gibi bir kaynak var elimizde ve şeyde de gördük 16 Nisan referandumunda ajanslardan gelen akışın ne kadar değerli olduğunu. Algı yönetiminin nasıl yapıldığını, bu süreci nasıl değerlendirirsiniz bu satış sürecini? Önce bir ondan başlayalım. Enver Aysever. Şimdi Ercan Bey de takdir eder ki Aydın Doğan Bey Türkiye'de AKP'den önceki yerleşik cumhuriyetin temel simgesiydi. O cumhuriyet de çok makbul bir cumhuriyet değildi. TÜSİAD'ın elinde oyuncak olmuş 12 Eylül'den sonra bir cumhuriyetti aslında. TÜSİAD derken TÜSİAD'ı simge olarak söylüyorum. Bir taraftan aslında gericileşmiş bir ordu, 12 Eylül darbesini yapmış bir ordu. Bir taraftan TÜSİAD, bir taraftan Fethullah Gülen türü
dinci grupların örgütlendiği bir süreç. Bir taraftan azgın bir piyasa ekonomisi. İşte Özal, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz hegemonik yapısı. Arada nadiren ortaya çıkmış bir SHP deneyimi. Çok küçük bir süreç. Sonra da aslında değişmiş, eski Ecevit'le bağlantısı olmayan, ileri yaşında daha merkeze çekilmiş bir Ecevit deneyimi vardı. Ama bütün bu liberal demokrasinin taşıdığı bütün değerleri Doğan medyası sahiplenmişti. Piyasa ekonomisini sahiplenmişti. İnsanlar ne yiyecek, ne içecek, ona onlar karar veriyordu. Hürriyet gazetesinin köşe yazardı. Magazin kültürü oradaydı. Kim şöhretli olacak, kimin şarkısı dinlenecek, onlar ne konuşulacak, orası karar veriyordu. Siyasette de üç aşağı beş yukarı Özal tipi bir merkez sağcının olmasına kimsenin itirazı olmayan bir yapı vardı. Ve bu yapı, yani Aydın Bey'in Doğan grubu bir gün, İşte artık Erdoğan'dan muhtar olamaz bile, ondan muhtar bile olamaz diye bir başlık attı. Ve bu başlık Recep Tayyip Erdoğan Bey tarafından asla unutulmadı. Ve Recep Tayyip Erdoğan Bey gün gelecek bu Aydın Doğan'dan intikamını alacak diye hepimiz bekliyorduk. İntikamın iki yolu vardır. Bir tanesi Türkiye'de kumpas davaları sıkça olduğu için Aydın Bey'e bir vergi cezası, bir kumpas falan kurdurarak adamı içeri atabilirlerdi. Bir diğeri de adamın yaşam sebebi olan medyasını elinden alabilirlerdi. Biz de görüyoruz ki Aydın Bey'in yaşam sebebi olan medyasını elinden aldılar. Bu satışın doğal olmasının imkanı yoktur. Neden yoktur? Bir, satışı yapan, yapma biçimi rekabet piyasası tarafından engellenmesi gerekir. Neden? Çünkü Vatan ve Milliyet gazetelerinin satılmasının sebebi Doğan grubunun tekelleşmeye gitmesi gerekçesiydi. O yüzden bu satışlar gerçekleşti. Şimdi Vatan ve Milliyet'in satıldığı yere kalanların tamamı veriliyor. Demek ki o günkü karar doğruysa rekabet kurulu tarafından engellenmesi gerekir. Bir, hukuken sorunlu. İki, alış satışı yapan taraflardan bir tanesinin bu kadar parası olmadığını biliyoruz. Demek ki bir görevlendirme olması gerekir. Ya devlet tarafından finanse edilecektir ya kredisi böyle bulunacaktır. Bunu hiçbir zaman... Bunu ATV ve Sabah'ta da yaşadık. Bunu tamam, bu da somut bir örnek. İki, bunu unutmayalım. Ve üçüncüsü, en önemlisi de Aydın Bey'i, ben 3-5 kez bir arada oldum, onun teknelerini bilen, tavla oynayanlardan birisi değilim ama çeşitli davetlerde falan konuştuk. Aydın Bey, gazetecilik mesleğini, yani patronluğunu çok seven, yaşam sebebi sayan, 7-24 saat bununla ilgilenen, bu işten haz duyan bir insandı. Dolayısıyla onun elinden Hürriyet'in, göz bebeği saydığı Hürriyet'in, Kanal D'nin falan alınması onun ölüm sebebidir. Yani bir insanı öldürüyorsunuz yaşarken. Dolayısıyla bu üç sebep, yani psikolojik, ticari, siyasal sebepleri ortaya koyduğunuz zaman bunun olması mümkün değil. Dolayısıyla doğal bir satış değildir. Ülkemdeki insanların bu satışa üzülmelerinin nedeni de şudur, ben onu anlıyorum. Yalandan bile bir muhalefete Türkiye'nin tahammül edilemeyeceği, altını çiziyorum, yalandan muhalefet. Neden? Yani Ahmet Hakan denen beyefendinin yapacağı muhalefetten memlekete ne hayır gelir? Suya sabuna dokunmayan bir sürü insan bile işinden kovulur hale gelmişti. Yani baktığınız zaman sadece muhalefeti bile olmayan insanlar, bizdir falan geçtik. Dolayısıyla orada eski Türkiye'nin bütün kodlarıyla değişmesi açısından simgeseldi. Tabii ki 2019'a giderken de oranın da havuza dahil olması gerekiyordu. Böyle bir manevra yapıldı. O hal artı havuzun genişlemesi seçimin kazanılması anlamına gelir deniyor. Onu biraz sonra Ercan Bey'le konuşuruz. Ben tam o görüşte değilim. Çünkü bazen ters de tepebilir bu işler. Ama nihayetinde bu alım satım meselesi bu. Şimdi buraya geldiğimiz zaman Türkiye'de bu olayı okuduğumuzda eski Türkiye'nin kodları denen kodlarla Erdoğan arasındaki kavgada haklı bir manevrayla, bunun altı çiziyorum, hep söylediğimde insanlar önce irkiliyor. Erdoğan bunu yaparken yerden göğe kadar haklı. Neden? O da tüm ömrünü buna adamış. Gün gelecek bu cumhuriyeti tırnak içerisinde, bu da kötü bir cumhuriyet. Aydın Doğan'ın temsil ettiği TÜSİAD vesaire, o da ayrı. Çünkü bizim istediğimiz cumhuriyet o değil. Liberalleşmiş, piyasalaşmış, insanı ezen, sömürüye götüren bir cumhuriyet değil. Ama bugünküyle mukayese ettiğimiz zaman nispeten kuralları olan bir cumhuriyetti. Erdoğan siyasi inancı gereği, bakınız Milliyetçi Selamet Partisi'nden bu tarafa yaptığı konuşmalara zaten buna inanmıyor. Dolayısıyla o da bu fırsat ele geçince bunu gerçekleştirmiş gibi görünüyor. O yüzden mücadele edilmesi, daha güçlü mücadele edilmesi gerekiyor Ercan Bey'in bir önceki bölümde söylediği gibi. Çünkü karşınızda ideolojik iradesi çok yüksek olan, kendisini tanrısal bir takım yetilerle görevlendiğine inandıran bir lider ve onun kadroları ve sonsuz bir ekonomik güç var. Ve buna karşılık hiç kuşku yok ki karşısındaki milyonlarca insanın da oturup yeniden düşünmesi gerekiyor. Şimdi medyadaki tablo bu. Bunun içine anımsatarak, yani demin söylediğimin altını çiziyorum insanlar iyi anlasın diye, Türkiye'de insanlar ne giyecekti? Moda orası tarafından belirleniyor. Ne yiyecekti? Yükselen tırnak içinde trend ne? Moda ne?
İşte hangi şarkı dinlenir, hangi kitap daha çok satmalı. Bakın Doğan Hızlan dediğiniz adam orada bir köşe tutmuştur. Orada kitabınızın adı geçse bir tavrınız değişir. Ertuğrul Özkök hangi şarabın içileceğini, hangi restorana gidileceğini söyler. Ayşe Arman bu doğru bu yanlış der. Ve bunları Türkiye'de hangi dizi tutacak falan bunların hepsi belli. Siyasetçiler, Ercan Bey beni doğrulayacaktır. Ben biliyorum, bilgi olarak da biliyorum. Sanki seçime gitmeden önce genel başkanlarına gittikten sonra milletvekili adayı olanlar bir fırsatını bulup Aydın Bey'den randevu alırlardı. Niye alırlardı? Ya iki kelime senin televizyonuna çıkayım, orada edeyim. Ya da işte Hürriyet'te bana iki satır yer ver, bir röportajım olsun diye. Her siyasi partiden. Bugün AKP'den bakan olmuş bir kimsenin, hali hazırda bakan olan bir kimsenin ben aykırı soruları yaptığım vakit sözde atıp tuttuğu Aydın, hani Aydın Doğan'la karşı karşıyalar ya, yayın bittikten sonra ya Aydın beni bir tanıştırsana, bir konuştursana dediğini ben canlı tanığım. Ve dedim ki ben Aydın Bey'le sizi nasıl tanıştırırım? Aydın Bey'le benim öyle telefon açıp birader bu Ahmet, bu da Mehmet diyecek halim yok. Öyle zannediyorlar bu arada. Ama adam kallem etti. Aydın Bey'le telefonda konuştu. Muhtemelen gitti ziyaret etti. Bu AKP'li bir bakan, şu anda bir bakan. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla tekrar ediyorum, sadece Cumhuriyet Halk Partililer ya da merkez sağda geçmişte görev yapanlar değil, AKP'liler de dahil olmak üzere Aydın Bey'e gidip bir tür icazet almak. Ya desteklersen iyi olur dediklerini, yerel yöneticilerin onunla iyi geçindiğini falan biliyoruz. Bunu yıktı Recep Tayyip Erdoğan Bey. Bunu yıktığı için de halkta büyük bir sempati doğurdu. Ben şunu söylemiştim bir gün Sayın Kılıçdaroğlu'na bakın dedim. Çok ilginç bir veri var elimizde seçim kazanmak için. Bunu kullanın. Ben buna bu arada ideolojik olarak inanıyorum. Bir, TÜSİAD'da kavga edin. İki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu baskın yani 28 Şubat'taki ya da 12 Eylül'deki tutumuyla kavga edin. Üç, Doğan Medya'nın çizdiği iklimle, tabii ki oradaki arkadaşlarımı kastetmiyorum. Yani ben parti meclisi üyesiyken oluyor bunlar bu arada, gazeteciyken değil. Orada seçim kazanmak isterken. Hegemonik yani gazeteci gibi davranmayan, kurallar koyan yapıyla kavga edin dedim. Hangi anlamda kavga edelim? Çoğulcu medyanın oluşması açısından. Hangi anlamda kavga edelim? Görüşlerin açık ifade edilebileceği bir yapı oluşması açısından. Bu nasıl olacak? Şöyle olacak. Diyeceksin ki medyada... Bu söyleyeceğim şey çok önemli. Türkiye'nin büyük sorunu budur. Türkiye'de patronlarla siyaset arasındaki iktisadi ilişki ağı, devletten beslenen patronlar olduğu müddetçe medya özgürleşemez. Kavga edilsin dediğim şey budur. Gazeteciler değildir, medya patronlarıdır. Altını çizmek isterim. Bugün aynı yerdeyim. Bugün baktığın zaman havuz medyasındaki hiçbir gazete, hiçbir televizyon kâr etmemektedir. Hepsi zarardadır. Peki finansmanı nereden sağlıyorsunuz? Ya da büyük oranda zarardadır diyelim. Bir de buna TRT'yi ekleyin. Yani TRT öyle bir şey ki benim bütün inançlarıma küfür edecek, benim bütün değerlerime küfür edecek ama istediği gibi yayın yapacak. Vergisini kimden alıyor? Benden alıyor. Başka bir şey, hani deniyor ya devlet televizyonu parasını benden alıyor. Yo, diğer televizyonlar da sizden alıyor parasını. Nasıl oluyor parasını onu da söyleyeyim, sözü bitireyim. Çok basit. Kardeşim ben her şeyden anormal vergi ödüyorum yani. Benzinin kendi değeriyle vergi oranına baktığınız zaman vergisi daha fazla. Bu toplanan paralarla bir takım sanal şirketlere ihaleler veriliyor. O ihaleler kanalıyla da karşında bu yayınlar yapılıyor. Bunun aksini kim söyleyebilir? Kimse söyleyemez. Aydın Bey'in bir tek farkı vardı. Bence asıl tartışılacak mesele o. Aydın Bey en deneyimli medya patronuydu. Ben kendisiyle çalıştığım için biliyorum. Deneyimli medya patronuydu. Ve ikincisi medya grupları içerisinde kar eden... Hepsi değil ama kar eden belli kurumları olduğu için de finansman olarak da daha farklı bir yerde durmaktaydı. Hürriyet'in amiral gemi olmasının nedeni de budur. Finansmanını kar ederek sürdürmesi. Kanal D'nin de budur. Bunun altı çizelim. Dolayısıyla buradan buraya bir geçişten söz konusuyuz. Ama tekrar ediyorum Kılıçdaroğlu'nun kavga etmesini gerektirdiğini düşündüğüm şeylerin yeniden altı çizip bitiriyorum sözlerimi. Bir tanesi medya patronluğudur. Bugün daha çok kavga edilmesi gerekir. Neden? Finansmanı nasıl yapıyorsun kardeşim? Şeffaf mısın? Değilsin. Çünkü neden? Zarar eden bir işletmeyi kapitalizmde sürdürebilir misiniz? Devlet televizyonu hariç. Sürdüremezsiniz. Peki zarar ettiğin halde niye bu televizyonlar, bu gazeteler devam ediyor? Nereden mesela? Bir, TÜSİAD. TÜSİAD ne isim geliyordu Türkiye'de? Artık kibirli bir kapitalizm isim geliyordu. Az önce Ercan Bey'in bir yönünü söylediği ve çok önemli neoliberal siyaseti Türkiye'de söylüyordu. Yani katlanılması çok
güç bir emek sömürüsüne dayanan bir şey sömürüyordu. Ve neticede 12 Eylül'ün ortaya çıkarttığı gerici bir silahlı kuvvetler yapısı vardı, bir vesayet kurumu vardı ve o. Bu üçüyle Türkiye'nin gerçekten mücadele etmesi gerekiyor. Ama şimdi bunun yerine konanlar nedir derseniz daha felaket katlamalı bir hale gelmiştir. İşte budur Doğan Medya hakikati. Aydın Bey'in kesinlikle istemeden, kesinlikle rızası olmadan sattığına neredeyse adım kadar eminim. 80 yaşımı geçtim, artık yoruldum. Bu saçma. Orası bir şahıs şirketi. Kızlar var, torunlar var. Onların pek yorulduğunu da zannetmiyorum. Bu Türkiye'nin bunu böyle okuması gerekir. Sözü bitiriyorum. Sonra söz hakkı gelirse konuşuruz. Tabii, tabii. Bunlar fırsat doğurur mu? Evet, bunlar fırsat da doğurur bazen. Onu da biraz sonra anlatacağım. Peki Ercan Bey, şimdi bu süreçte zaten bu sürece gelirken de Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer hani partiler de medyada zaten az yer bulabiliyordu. Buna TRT'de dahil. Şimdi bu satışla da beraber Emre Aysever de aslında bir çeşit özetledi hani önümüzdeki günlerde yaşanacakları. Nasıl bakarsınız? Şimdi tabii şöyle bir şey var. Biliyorsunuz işte yasama, yürütme, yargı, dördüncü kuvvet, evet, basın medya denilir değil mi? Medya. Bu dördüncü kuvvette de çoğulculuk olursa bir işe yarar. Değil mi? Yani özellikle haberleri olduğu gibi verme, objektif haber verme, işte ne bileyim hükümetin baskısına karşı direnme, kendi yazarlarının özgür olması. O zaman medyanın bir rolü var. Tabii şimdi sadece yazılı medya değil, işte elektronik iletişim medya, internet hepsinin bir rolü var. Enver'in söylediği bir şey çok doğru. Artık liberal ekonomistler bile, ekonomiyi savunanlar bile bu dördüncü kuvvetin de özgür olması gerektiğini ve tekelci kartel yapısında, evet, olmaması gerektiğini, yani kartel ve tekelcilik yasalarla birçok ülkede sınırlanıyor. Çünkü halkın haber alma hakkını siz manipüle ederseniz, bir tek yönde haber ona bombalarsanız, o zaman seçimlerin bile meşruiyeti çoğulculuk ortak kalktığı için, etkilenme tek yönlü olduğu için demokrasiniz ne kadar varsa o bile tartışmalı hale geliyor. Şimdi burada tabii içeriden Ömer daha iyi tanıyor. Hürriyet ve onun diğer gazeteleri işte bir ana akım medya diyorlar. Pek etliye sütlüye karışmasa da işte bir geniş halk kesimleri tarafından ilanıyla, sporuyla, diğer söylediği meselelerle okunan bir gazete. Şimdi burada tabii hükümete bakmak lazım. Aslında bütün bu otoriter rejimler, sonunda faşizme giden rejimler gelince önce bu medya işiyle çok oynuyorlar. Yani önce tabii hükümet oldularsa, Hitler'de de hepsinde de var, devlet radyosu o zaman, bazı devletin diğer araçları, bunları bir kere kendilerine bağlıyorlar. Ama bu çağda o yetmiyor. Çünkü devlet radyoları, devlet televizyonları, gazeteleri, zaten yok gazeteleri de diğerleri de çok etkili değil. O zaman Türkiye'de bunun çok canlı örneğini yaşıyoruz. Havuz medya diye medya yaratılıyor. Bu tamamen söylediği gibi işte devletten finanse ediliyor. Devletin bankalarına krediler veriliyor. Şimdi o kredileri verseler Ömer bence iyi bir televizyon yapabilir mesela. Hemen hemen. Onu alabilse. Ya burası canlanabilir. Yani şeyde de bu ATV Sabah'ta da olmuştu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni de şeyde mecliste soru önergesi olmuştu bununla ilgili ama müşteri sırrı diye açıklanmamıştı. Yani gerçekten... O da liberal bir yalan tabii. Şimdi bu tabii şu var. Peki evet, bütün havuz medyası şimdi bunlar oraya dahil oluyor falan. Ama ne yapmak lazım? Şimdi Türkiye'de bir şey var. Bu yerel medya çok zayıf. Onların üzerinde de çok büyük baskı var. Yani yerel medyaya vermezsen şeyi zaten bitiyor, ölüyor. Dışarıda bu iş dengeli. Yani yerel medyalarda çok güçlü. Şimdi biz o zaman buna karşı yani... Medya madem bu kadar tek taraflı, işte 3-4 televizyon, onlarda mali durumu malum, 3-4 gazete kaldı. İşte bir gün deneyimi var mesela, değil mi? Bir takım insanlar geldiler, küçük birikimleriyle bir şey yaptılar, sürdürüyorlar. Ama acaba bu havuz medyasına dahil olunca bu taraf, o medya hükümetin, Cumhurbaşkanı'nın etrafından başka kişileri daha mı çok etkileyecek zannetmiyorum. Hayır. Yani çünkü mesela bakın Hürriyet... Benim tahminim önümüzdeki günlerde göreceğiz bu işlemler bizim çok büyük bir düşüş yaşayacak şeyde, tıraşında. Yani birçok insan almayacak, ben dahil. Bunu göreceğiz. O bakımdan ama tamamen katılıyorum. Hala yasalarımızda tekeli engelleyen maddeler varsa, kartel yasaksa, hatta bu liberal açıdan ya nedir onların en büyük tezi? Kardeşim, liberal ekonomi rekabet demektir. En iyi mal çıkar, en iyi hizmet gider. Dolayısıyla bunların tekelleşmemesi lazım. Bunu önlememiz lazım. Bu söylenir de yapılmaz pek. Şimdi Türkiye'de de bunu yaşıyoruz. O bakımdan
şuna da tabii dikkat etmemiz lazım. Ya mesela şimdi siyasi partiler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığınız zaman müthiş bir tarihinde yayıncılık da var. Yalnız üye ve partilere hitap edenlerde işte günlük gazetesi bile var, Ulus mesela. Şimdi ben dışarıyı da izliyorum. Ya gerçi parti gazeteleri, parti dergileri var ama hiç değilse üyelerine ulaşabiliyor bunlar. Kendi dünya görüşleri açısından başka türlü enforme ediyorlar üyelerini. Bizde o da eksik tabii. Yani çok eksiklik var. Ben doğrudan bu gazeteler oraya geçti diye bunların tirajını koruyup da daha çok insanı ters yönde etkileyebileceğini sanmıyorum. Çünkü dediği gibi bugün Vatan Milliyet'in rakamlarını duyuyoruz. Yani yok gibi bir şey. Bir toplu satışlar, Balyayı'da işte ben bir markete gidiyorum bizim oturduğumuz yerde. Orada gazete duruyor. Daha evvel devredilenlerden bir Vatan gazetesi, ismini söylemek yanlış bilmiyorum. O da alıyor insanlar, gidiyor. Ya bu tabii tıraşa dair ediliyor ki devlet herhalde ilanlarını almak için, kredileri almak için her neyse. Bu oyuna da bir son vermek lazım, bunu teşhir etmek lazım. Önce halka anlatmak lazım. Bu satışlar sadece bir satış değil, sadece bir ticari mesele değil. Hükümetin, Cumhurbaşkanı'nın baskıları. Çünkü yani farklı seslere tahammül yok. Farklı basına da tahammül yok. Yani bütün işin kaynağı orası. Ama son tarihte bunlar hükümetin bütün bu yanlışları devam ettiği sürece onlar ortadan kaldırmaz. Yani oraya olan desteği, sempatiyi arttırmaz. Tam aksi yönde de etkisi olabilir. Bir şey anımsatmak istiyorum. Bu Fethullah Gülen cemaati Türkiye'de çok uyanık bir şekilde medyada da örgütlenmişti. Fakat hepimiz biliyorduk ki şişirilmiş rakamlardı. Zaman diye bir gazete vardı. Büfe satışı, yani bayi satışı 20 bin. Şey satışı 1 milyon deniyordu. İşte abone satışı. Abone. Şimdi aklı başında kim durup dururken Zaman gazetesini alsın ki? Belli ki zorbalık, baskı vesaireyle yapılıyordu. Ama oradan nereye gitti? Adamlar Samanyolu televizyonunu kurdular. Tabii. İşte bilmem nereye kurdular, bir sürü falan filan. Ama ne oldu? Zaman gazetesinin o baskı iklimi ortadan kalktı. Kalkışmadan sonra hükümet oraya el koydu. Gerçek tirajına döndü ve kayboldu, kapandı, gitti. Şimdi aslında serbest piyasa ekonomisi, yani liberal tezlere bakarsak şu soruları sormamız lazım. Yurttaşlar da onu sorsun. Ben iddia ediyorum. Ben Türkiye'de deneyimli bir yayıncıyım. Ben Aykırı Sorular programı kaldırıldığı zaman bana birisi gelip şöyle bir şey deseydi, sen izlenmediğin için kaldırıyoruz. Öyle mi derdim? Rakamları getirin. Çünkü kendi kulvarında birinciydi. Aykırı Sorular toplumdan işte haber vesaire, etik sorun, haber üretmiyor, etik sorunlar yaşıyoruz, değersiz falan deseydi. Hayır, Türkiye'deki bütün meslek örgütlerinin ödüllerini almış, bütün etik değerlere bağlı kalmış ve Türkiye'de en çok haber üreten program olmuştu falan falan. Demek ki liberal ekonomi işlemiş olsaydı, işlerinden olan, yani kovulan insanlar Türkiye'nin en iyi yayıncılığı olarak şu anda görevde olup evet, transfer olmaları gerekirdi. Tabii. Beni geç. Kovulan kim varsa bak, kim varsa, hep söyledir. Şimdi yani atıyorum sadece CNN Türkiye baktığınız zaman Ayşenur Aslan medya mahallesinde yaptığı zaman kendi saatinde birinciydi. Ses getiriyordu, gönderildi. Niye? Siyasi baskıdan dolayı. Kendisini hiç sevmem Cüneyt Özdemir. Yani günahım kadar sevmem. Ama sonuç itibariyle yaptığı yayın başarılı bir yayındı. Netice itibariyle haftanın 5 günü yapılıyordu. Tekrar diyorum, sevmediğim bir insan hakkında konuşuyorum yani. Ama sonuç itibariyle adam o saatte başarılıydı. Kaldırdınız. Aydın Bey'in işte şahsi ilişkisinden dolayı izlenmeyecek bir saate koydunuz. Şimdi adamı benim sevip sevmem önemli değil ki. Gerçeklik açısından izleniyor mu? İzleniyordu. Türkiye'de yıllardır onu yapıyordu. Kaldırdınız. Hangi ölçüyle kaldırdınız? Cüneyt'ten sonra ben giriyordum. Ben girdiğim zaman açık ara öndeydim. Cumartesi gecesi falan beni kaldırdın. İşte bu uyumlu olma çabası da yetmedi. Şimdi ona geleceğim. Aydın Bey zannetti ki onu kov, bunu kov, ben bu işi halledebilirim. Halbuki Akif Dekip, Akif Beki'yi oraya getirerek, Abdülkadir Selfi... Selvi'yi oraya getirerek bu işi çözeceğiz zaten. Çözülmez. Hep söylediğim bir şey vardı. Erdoğan anahtarları istiyordu. Ve bana sorarsan artık bu kadar getirmiş, Künde'yi de bitirmiş, tuş edeceksin. Niye yaşatsın? Yaşatmaz. Ha bir tek şansın vardı. İlk baştan itibaren, yani Türkiye'nin 2002'sinden itibaren dik dursaydın, hayır ben demokrasiye bağlıyım, küresel ilkelere bağlıyım, hiçbir zaman siyasetle ticaret ilişkisini iç içe getirmeyeceğim deseydin başka olurdu. O da ilk günlerden itibaren dik durman gerek. Kaldı ki başka bir şey daha söyleyeceğim. Yani Yılmaz Özdil bana göre daha başka çizgide birisi yani. Ama Türkiye'nin çok açık ara en çok okunan herhalde köşe yazarı. Bizim bakın söylediklerim
nesnel ölçüler. Benim babamın keyfi değil. Ben şunu mu seviyorum, tabii, bunu mu seviyorum. Tabii. En çok okunan adamı. Şimdi hangi gazete patronu Yılmaz Özdil'i kaybetmek için deli olman lazım. Yazıyor, okunuyor. Manası ne? Deli olman lazım. Dolayısıyla gidenlere baktığın zaman ki buna şeyi de koyabiliriz. Yani Tufan Trenci haber müdürüydü, yazdırmadılar. Mehmet Yakup Yılmaz'ı bitirdiler. Yani sosyal demokrat, daha böyle bir Atatürkçü çizgide makul yazılar yazanlar falan da kalmadı. Buna rağmen bu tükeniş gerçekleşti. O halde tabloya dönüp baktığımız zaman bir hakikatle karşı karşıya oluyoruz. Hem iktidarın bu kadarına bile tahammülü yok ama hem de sen kelle vererek bu işi halledemiyorsun. Netice itibariyle anahtarı istiyorlardı, anahtarı aldılar. Ve serbest piyasanın Türkiye'de asla işlemediği, otoriter rejimin işlediğine göre ölçüyü mü arıyorsunuz? İşini iyi yapanları kenara koyarak söylüyorum, %1-2'dir. Ama genel olarak ekranlarda niteliği düşük, entelektüel seviyesi olmayan, makul bir demokraside, rekabetçi bir yayın ortamında asla eline mikrofon verilmeyecek, asla bir fikri, ya sen ne diyorsun diye merak edilmeyecek insanlar orada. Çok basit. Şimdi bir anket yapıyoruz. Ercan Bey, merkez medyada, NTV, Haber Türkiye'de, CNN Türk'te en son ne zaman çıktınız? 2 yıl zannediyorum. Evet, galiba. Şimdi ben bir şey soracağım. Şirin Payız'ına çıkmıştınız. Evet. Ha, 2 yıl. Evet, Şirin Payız'ın oldu. Evet. Evet, olmuş oldu. Bak, 2 yıl. Şimdi buradan soruyorum. Allah aşkına ey seyirciler, Ercan Karakaş'ın Türkiye'de makul olmayacak ne gibi bir söylemi olabilir? Yani muhalefet olarak da terbiye ise terbiyeli, kavgacı değil. Demokrasiye inanmaksa demokrasiye inanıyor. Karşısındaki dinlemekse dinler. İstanbul İl Başkanı iken Recep Tayyip Erdoğan'la bile hukuku olmuş. Kriterlere uymadı ki şimdiden tüm saydığınız şey. Ama tamam. Ortak ya, Recep, bugünün Recep Tayyip Erdoğan'ıyla ortak eylemler yapmış o zaman işte. Savaşa karşı falan. Şimdi onu da tanıyor. Ben de soruyorum. Böylesine yani makulü arıyorsan işte Türkiye'nin makulünde bir insanı bile 2 yıldır niye çıkartmıyorsun? Evet. Değersiz diyemezsin, fikri yok diyemezsin, hiçbir anlamı yok diyemez. O zaman şunu derim, eğer bu kadar demode, bu kadar değersizse senin adamlarını bir gün çıkart, bir de bu insanları çıkart. Hangisi daha çok izleniyor? Çok basit ölçü. Evet, bu çok vahim bir şey yani. Kimin çıkması gerektiğine partilerden karar verilmesi, işte onları dikkate alınması falan. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Biz de medya öteden beri böyledir diyemeyeceğim. Söylediği dönemler 90'lı yıllarda sabahlara kadar süren tartışmalar vesaire. Bütün renkler oluyordu yani tartışmalar oluyordu. Çok daha ileriydi tabii. Fakat sonra bu merkezdeki işte hükümetlerin baskısı arttıkça bazı basın sektörüyle aslında ilgisi olmayanlar da bu işe merak sardılar. Onlar da iyi bir gazetecilik yapmak için değil, dördüncü gerçek kuvveti olarak değil, kendi işlerini... Ticari işlerini yürütmek için bu işe girdiler. Hele havuz zaten çok açık. Hiçbirinin gazetecilikle falan ilgisi yok. Geçmiş tecrübeleri de yok. Devlet kredileriyle havuz kuruldu ama onun sayesinde yollar, havaalanları vesaire köprüler inşa ediliyor değil mi? Hep aynı şirketler yapıyor. Böyle bir şey de yok. Yani öteden beri basınlar, Cumhuriyet falan eski bir gazete, birkaç gazeteyi değil mi dışarıda bırakırsak o gazetecilik kültürünü geliştirerek hakikaten nitelikli yayın yapacak ve buna kendini adamış insanlar da yok. Çünkü şu da çok tartışıldı. Ya bu basın mesleğinde, sektöründe çalışanlar başka sektörlerde, özellikle devletle iş yapan sektörlerde, ihalelerde olmaması gerekir diye. Ama bütün bunlara tabii uyulmadı. Ben her şeye rağmen bu tekrar işte Doğan grubunun tamamının oraya bağlanmasıyla hükümetin istediği sonuca ulaşamayacak kanısındayım. Ve çünkü dediği gibi o televizyonlardaki programlar bile eskisi kadar izlenmiyor. Yani insanlar değiştiriyor, başka şeyler izliyorlar. Ya tüm kanalların ağ haberleşmesi. Tabii o gazetelerin de o tirajını devam ettirebilmesi mümkün değil. Şunu da hatırlatalım. Ercan Bey de gayet iyi hatırlar. Çünkü bir kısmını şahsi olarak da tanıyordur ama. Şunu hiç hatırlatalım ve şunu o insanlar da bizi umarım duyarlar. Belki yarın birileri söyler. Bu ülkede Sadullah Ergin vardı, Hüseyin Çelik vardı, Bülent Arınç vardı falan filan. Yani Allah'ın günü ekranda olup Allah'ın günü istediği gibi konuşan isimler vardı. Bu isimleri tesadüfen seçmedim. Örneğin Hüseyin Çelik bütün basın mensuplarıyla ilişkide olan bir isimdi. Bugün sorun bakalım Hüseyin Çelik'e mikrofon uzatma cesareti hiç olabilecek kimse tabii. Var mı? Yok. Bülent Arıncı TRT bağladı. Herkes bağladı. Elinde balyoz. Milletin kafasına vuruyordu. Geçen gün dedi ki bize mikrofon uzatan yok. Ağlıyor.
Onun ağlamaları meşhur da şimdiki timsah gözyaşı değil. Hakikaten, biz uzatabiliriz. Hakikaten ağlıyor. Bak hakikaten ağlıyor. Tabii biz uzatırız. Buraya gelse Bülent Arıç konuşuruz. Tabii gayet. Yani pişman mısın diye de sorarız. Her şeyi sorarız. Şunu göstermek istiyorum. Bu iş dönüp dolaşıp sonuç itibariyle onu yapanları da vurur. Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı da yarın konuşamayacağı bir zemine gelebilir. Çünkü gelebilir, gücün tabii. Kimin elde olacağı belli değil. Dolayısıyla bu ona da bir yarar sağlamaz. Nasıl demokrasiyi daraltmak, hiç kimseye yarar sağlamıyorsa, hukuksuzluk kimseye yarar sağlamıyorsa, bugün ya biz her istediğimizi yapıyoruz diyenler yarın her istediğini yapamadıklarını da görebilirler. O yüzden ben bütün bunların aleyhe döneceğini düşünüyorum. Yeni fırsatlar doğuracağını düşünüyorum bu tablonun. Bir şeyi söyleyip belki biraz şu Kültür Bakanlığı yapmış biri olarak evet. Son hani bitişi de bununla yapalım ama biraz bu noktada izleyicilere de çok görev düşmüyor mu? Yani bu kadar yakınmak ama bir yandan da bir şekilde ses vermeye çalışan, korkmadan ya da mesleklerinden olanlar var. Yani bunlar varken de biraz şimdi diğer mesela işte Cumhuriyet Gazetesi'nin bir gününde satış rakamları belli. Biraz zannediyorum çok yakınmaktan ziyade harekete de geçmek lazım. Onlara da görev düşüyor. Onu da anımsatmasını yapmak isteriz. Şimdi OHAL koşullarında tiyatro kapılarında polisler dolaşıyor. Oyunlar yasaklanıyor. Barış Atay'ın da Ankara'da artık valilikten çıkan yazıda neredeyse Barış Atay Ankara'ya gelmesin denecek kadar bir yazı geldi. Bu koşulları da göz önünde bulundurarak yani Kültür Bakanlığı da yapmış biri olarak nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii kültür sanat çok etkili bir gerçekten olgu. Ve bu hükümet uzunca süre biraz seyretti. En nihayet işte Tayyip Erdoğan dedi ki kültür ve sanata biz hakim olamadık. Değil mi? Orada geri kaldık değil mi? Ve belli hamleler yapıyorlar. Evet. İşte bunu da güçle yapmaya çalışıyorlar. Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkmaya başladılar. Hukuksuz bir şeydir ayrıca yargıda. Şunu gördüler, yani istedikleri kadar baskı yapsınlar, sansür uygulasınlar. Sanat ve kültür insanları özgürce hareket ediyorlar. Tamam, oyunları yasaklanıyor, salon verilmiyor. İşte adil dağıtılmıyor bakanlıktan gelen yardımlar. Hı hı. Ben 2 yıl biliyorsunuz genel başkan yardımcısı olarak bu konuda çok ısrar ettik hep birlikte. Ya izleyelim bu kültür sanat olayını diye. 2015-2016'da bir yılda tespit ettiğimiz 130-135 tane kültür sanat alanında baskı, sansür, yasaklama, bakanlıkta işte bir takım oyunlar. Bunların hepsini aylık raporlarla teşhir ettik. Yıl sonunda ayrı bir rapor yazdık. Ve hakikaten korkunç bir gidiş var. Ve öneri olarak şunu söyledik. Bir, bu yasaklarla tabii ki mücadele etmemiz lazım. Kültür sanat örgütleriyle beraber 5-6 sempozyum yaptık. O TÜRSAK diye bir şey çıkarıyorlardı ona karşı olarak. İş aslında iki bakanlığın birleştirilmesiyle başladı. Yani o zaman Kültür Bakanlığı'yla bunlar iktidara gelince turizmi birleştirdiler. Eski 5-6 bakan çeşitli partilerden bir araya geldik ve gittik dedik ki Erkan Mumcu'yu uyardık. Bu yanlıştır. Bunu yapmayın. Çünkü kültür ve sanat kendine özgü bir alan. Turizm ise daha başka, biraz da ticari bir alan. Kültür sanatı korumak istediği şeyi onlar açmak isterler. İşte tarihi eserleri, tiyatro, antik tiyatroları vesaire. Mesela şeyi çıkardık. Bizim bakanımız döneminde bize o şans güldü. Bu bütün tiyatro, film eserlerinde falan işte yani bunları kullananların karşılığında ödemeleriyle ilgili telif hakları yasasını çıkardık. Şimdi orada kurumlar kuruldu. Bunlar bağımsız kurumlar. Sanatçılar seçiyor. Tabii bakanlık kendi var. Şimdi oraları da değiştiriyorlar. İşte en son kimi atadılar? Nereye? Mesa'nın başına. Şey. Yani şöyle, kültür ve sanat üzerinde müthiş büyük bir baskı var. CHP aslında halk evleri vesaire tecrübesiyle bu kültür sanatı aşina bir parti. Fakat dediğim gibi mutlaka yakın takibi almamız lazım. Ayrıca belediyelerimizin bizim kültür sanata daha çok yer vermesi lazım. Daha çok olanak yaratması lazım. Yani ben Batı'ya da baktık o zaman. 100 bin üzerinde olan bütün belediyelerde aşağı yukarı bir çocuk tiyatrosu, bir tiyatro, bir belediye üzerinden kültür sanat etkinlikleri bayağı yaygın yapılıyor. Bunları yapmamız lazım. Ve mutlaka Kültür Bakanlığı eğer bir gün iktidar değişirse ki değişecek, tekrar kurmak gerekiyor. Ve kültür sanata ayrılan bütçe, UNESCO %1 demiş en az bütçenin. Bizim zamanımızda, işte Fikri Sağlar ve bizim zamanımızda
85'e çıktık. %1 biz de bulamadık. Şimdi 3 falan. İki bakanlıkla birleşti. Yani çok ihmal ediliyor ve daha da önemlisi o gerçekten çağdaş, modern ve çok yönlü kültür sanat gösterileri, bölümleri tamamen bunların hükümetin İslami anlayışına göre değiştirmek isteniyor. Bu çok açık, net. Mesela İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda dediler ki hep bunlar işte batıdan oynuyorlar, modern oynuyorlar. İşte Türkiye'nin bilmem İslami kesiminden gelenlerin oyunlarını koymuyorlar, değil mi? Böyle şeyler söylediler, halen de söylüyorlar. Ama kültür sanat insanları da direniyor. Yani bunu götürüyorlar. Ve öyle zannediyorum da etkili de oluyorlar. Yani bütün o zorlamalara rağmen tiyatrolar işte oyun koyuyor, sinemalar yapılıyor. Ama orada da müthiş bir baskı var. Çok büyük bir baskı var. Evet. Eklemek ister misiniz? Ona göre bitireceğim size gösteriyi. Yok, ben Ercan Bey'in söylediklerine katılıyorum. Şöyle bir tanıtım yapalım. Bize hediye gelmiş. Aysel Gürel, Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam şiir kitabı Tekin Yayınları'ndan. Bana değerli sanatçı arkadaşımız, dostum Müjdar imzalayarak göndermiş. Şanslıyım. Kitaplığımda güzel bir yere koyacağım. Bir de Türkiye'de Sosyal Demokrasi, SODEV'in yayın organı var. Sosyal Demokrat derginin adı. Maalesef binli sayılarda sınırlı basılıyor. Çünkü her şey Türkiye'de çok zor. Takip edin, okuyun, bunları yazın. Çoğulculuk entelektüel olmakla gerçekleşecek. Ben de bunu önermek istiyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Ercan Bey. Değerli katkılarınız için programımıza. Teşekkür ederiz Enver Aysever. Efendim, bu haftanın sonuna geldik. Haftaya yine ses olmaya çalışacağız. Hoşçakalın.